Merhaba, ben Ahmet Mithat Efendi. Bugün sizlerle ilk basımı 1875 yılında Tanzimat dönemi romanlarından biri olan Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı eserimden kısa bir kesit paylaşacağım. Bu eserimin konusu yanlış batıllaşma, miras yedilik, bu dönemin sosyal ve ekonomik yapısı ile ilgilidir. Halkın anlayabileceği sade bir dil ile yazdığım eserimde yer yer kendi fikirlerimi ve yorumlarımı da okuyucuya aktarmaya çalıştım. Romanın karakterlerinden birisi Felatun Bey, gösteriş meraklısı, gezmeye ve eğlenmeye düşkün, kendini bilgili birisi gibi tanıtan bir miras yedidir. Rakım Efendi, fakir bir ailede dünyaya gözlerini açmış, küçük yaşta anne ve babasını kaybetmiş, genç yaşlarda çalışmaya başlamış, iyi eğitimli, bilgili, kültürlü birisidir. Romanda geçen bir başka karakter ise Canan'dır. Rakım Efendi'nin dadısına yardımcı olması için aldığı bir genç kızdır. Rakım Efendi daha sonra Canan ile evlenir. Canan güzel, yetenekli ve kültürlü bir hanımdır. Josephine de romanda geçen bir diğer karakterdir. Yaşça kendinden küçük olan Rakım Efendi'ye aşıktır. Ancak Canan ile daha mutlu olacağını bildiği için Rakım Efendi ve Canan'ın evlenmelerinde büyük bir etkisi olan kişidir. Romanın bir başka karakteri Dadı Fedai'dir. Rakım Efendi'nin küçük yaşta anne ve babasını kaybetmesinden sonra Rakım Efendi'yi sahiplenip onu en güzel şekilde yetiştiren kişidir Dadı Fedai. Romanda geçen Ken ve Margaret iki kız kardeştir. Ken, Rakım Efendi'nin özel ders verdiği İngiliz kızdır. Rakım Efendi'ye aşık olan Ken, dermansız bir derde düşmüş ve gün gün erimeye başlamıştır. Margaret ise Ken'in kız kardeşidir. Yine romanda adı geçen Ziklas ailesi İngiliz bir ailedir. Rakım Efendi'nin özel ders verdiği İngiliz kız Ken ve Margaret'in ailesidir. Son olarak romandaki başka bir karakter Polini adlı bir kadındır. Polini zengin erkekleri sömüren birisidir. Felatun'un da babası öldükten sonra kalan parasını eğlence ve zevki için harcadığı kötü bir kadındır. Mustafa Meraki, Batı hayranı, alafranga yaşam sürmeyi seven birisidir. Oğlu Felatun ve kızı Mihriban'ı da bu şekilde yetiştirmiştir. Özellikle Felatun, bu anlamda babasını bile geçmiş, zevk ve eğlence için yaşayan birisi olmuştur. Bu üstündeki takım da çok güzel oldu Felatun. Aman, istersen hepsini alırsın. Unuttun mu? Biz zenginiz. Babam sağ olsun. Öyle değil mi? Felatun, ne konuşup duruyorsunuz burada? Bakın, çok güzel Avrupa malı giysi ve ayakkabılar gelmiş. İstediğinizi alın evladım. Teşekkürler baba. Biz birçok şeyi aldık aslında. Gördün mü Felatun yine alışverişte. Babası Mustafa Meraki aslında bu çocuğa nasıl büyük bir kötülük yaptığını hiç anlamıyor mu? Yarın iş işten geçince anlar. Felatun hayatı sadece gezmek, eğlenmek, para harcamak sanıyor. Biliyorsun, bu alafranga züppelerden çok var. Bu aşırı batı hayranlığı Felatun'u bitirir. Oo, Mustafa Meraki, dostum nasılsın? Yine alışverişe çıktınız galiba ailece. Çocuklar ısrar etti. Yoksa hiç niyetim yoktu. Dostum, şu çocukların giyim kuşama, eğlenceye harcadıkları parayı eğitimleri için harcasaydın, şimdi belki de çok iyi mevkilerde olurlardı. Her şey onların istediği gibi olsun istiyorum. Şu anda hiçbir ihtiyaçlar yok. Bir elleri yağda, bir elleri balda. Ya ileride, dostum sen öldükten sonra ne olacak? Felatun, babasının bir kalemde iş bulması ile çalışmaya başlamıştır. Ama zevk ve eğlence düşkünlüğü sebebiyle ancak haftada birkaç kez gittiği bu işi kısa bir zaman sonra tamamen bırakmıştır. Felatun, yarım yamalak öğrendiği birkaç tane Fransızca cümle ile kendini Avrupa'yı gösterip yabancıların cemiyetlerine katılıp Fransızca konuşmaya çalışır ve kendini gülünç duruma düşürürdü. Dostum, yarın Mr. Ziglas'lara gideceğim. Biliyor musun orada ne muazzam Fransızcamı konuşturuyorum. Yahu Felatun, sen daha doğru dürüst Fransızca konuşamıyorsun ki. Gel diyor. Rakım
Rakım Efendi evde dadısı ile yaşayan çalışkan, kültürlü ve bilgili birisidir. Felatun'un tam zıttı bir karaktere sahiptir. Girdiği ortamlarda sevilen bir tiptir. Evdeki dadısına yardımcı olması için genç bir hanım alır eve. Adı Canan'dır. Hoş geldin Rakım evladım, nasılsın? Hoş bulduk dadı, iyiyim. Ben daha bebekken babam öldü. Sonra da annemi kaybettim. Sen bana sahip çıktın. Her şeyim sen oldun. Dadıcığım, hakkını ödeyemem. Rakım evladım, sen de benim her şeyim oldun. Biliyorsun benim de kimsem yok. Dadıcığım, sana bir yardımcı almak istiyorum. Biraz birikmiş param var. Hem sana yardım eder hem de arkadaşlık eder. Ne dersin? Ah evladım, iyi düşünmüşsün ama nasıl birini bulacaksın? Bir genç hanım var. Adı Canan. Hem eğitim de vereceğim evde ona. Kendim yetiştireceğim. Rakım Efendi İngiliz bir aile olan Ziklasların kızları Ken'e Türkçe dersi vermektedir. Ken Rakım Efendi'ye çok aşıktır. Fakat Rakım Efendi tarafından aşkına karşılık bulamamıştır. Hatta aşkından dolayı hastalanmış ve günden güne erimektedir. Oo Rakım Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mr. Ziklas. Sizi çok takdir ediyorum Rakım Bey. Bilgili, kültürlü, zeki ve çok çalışkansınız. Teşekkür ederim Mr. Ziklas. Teveccühünüz efendim. Müsaadenizle efendim, ben derse geçiyorum. Tabii ki. Tekrar görüşmek üzere. Merhaba Rakım Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ken. Dersimize geçelim bir an önce. Tamam, tabii ki. Zaman ne de hızlı geçti. Tekrar gelecek misiniz? Tabii ki gelirim. Görüşmek üzere. Merhaba Rakım. Nasılsın? Ne var ne yok? Merhaba Felatun. İyiyim, teşekkürler. Hayırdır? Sen işe mi gidiyorsun? Dostum, benim çalışmaya ihtiyacım mı var? Bir bak bakalım. Neyse Rakım, görüşmek üzere. Eğlence beklemez dostum. Vup vup. Merhaba Rakım Bey, nasılsınız? Oo Josefin Hanım, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizi gördüm, daha iyi oldum. Bu ne hoş bir sürpriz. Sizin bu çalışkanlığınız ve karakteriniz herkes gibi beni de çok etkiliyor. Teşekkür ederim iltifatınız için. Siz de iyi bir arkadaşsınız. Aman efendim, ne iltifatı? Herkes sizi parmakla gösteriyor, fark etmiyor musunuz? Bu arada Felatun Bey'in babası Mustafa Meraki ölmüştür. Babasından Felatun Bey'e 16 bin liralık miras kalır. Felatun Bey babasının ölümünden sonra Polini adlı İtalyan bir aktris olan kadına aşık olur ve Felatun tüm mirasını bu kadına harcar. Hatta üstüne bir de borca girer. Ah Polini, jütem. Söyle bakalım yakışıklı, buradan sonra nereye götüreceksin beni? Sen nereye gitmek istersen Polinicim. Tabii ki alışverişe gitmek istiyorum. Ne yapacağım şimdi? Babamdan kalan bütün miras bitti. Üstüne bir de borçlandım. Bunun yüzünden Polin de beni terk etti. Tamam Felatun, evladım üzülme artık. Olan olmuş. O kadının ne olduğu zaten belliydi. Aşk senin gözünü kör etmişti. Ama artık kendine bir çeki düzen ver. Çok pişmanım, çok. Artık kimsenin yüzüne bakamayacağım. Bir düşünelim bakalım. Ha? Buldum işte. Bak şimdi evlat, sana uzak bir yerden iş ayarlarız. Oraya gider güzelce çalışırsın. Hayatını bir düzene sokarsın. Ne dersin? Çok sevinirim. Tabii ki çalışırım. Teşekkür ederim her şey için.
Bir taraftan bütün bunlar olurken Rakım Efendi de Canan'ı eve getirmiş, dadısıyla tanıştırmıştı. Dadıcım bak şimdi, seni kiminle tanıştıracağım? Merhaba efendim, benim adım Canan. Hoş geldin Canan kızım. Ah ne de güzelmişsin. Değil mi Rakım evladım? Gel kızım şöyle oturalım. Konuşacağımız çok şey var. Artık sen bu evin kızısın. Çok teşekkür ederim efendim. Dadı Fedai, Canan'a ev işlerini, adabı, muhaşereti öğretir. Rakım Efendi de bilgili, kültürlü bir hanım olması için onu en güzel şekilde yetiştirir. Bir süre sonra Rakım Efendi, Canan'a aşık olur. Dadı Fedai bu habere çok sevinir. Aradan çok geçmeden Rakım Efendi ile Canan evlenirler ve çok mutlu bir evlilikleri olur. Dadıcığım sana bir şey söylemek istiyorum. Ben Canan'a aşık oldum. Ah evladım çok sevindim. Aslında fark etmedim değil. Biraz sezmiştim ben bu aşkı.